Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunu benim seçtiğimi ama hatırlamadığımı söylüyor. Allah kalplerini mühürlediği insanları neden cehennemiyle cezalandırıyor? Birçok mucizeler duyuyoruz ama hiçbirinin delili yok. Allah diğer kitapların bozulmasına neden müsaade etmiş? Sorularımıza kısa ve net cevap vermeni istiyoruz. Cevabın var mı? Bu dünyaya gelmek benim tercihim değil. Allah bunu benim seçtiğimi ama hatırlamadığımı söylüyor. Şimdi şöyle bir örnek veriyoruz. Bir yazarımız var, İdris Tüzün Hoca. O şu örneği veriyor. Bu aksiyon filmleri var ya, Amerikan filmleri filan. Bir adam düşünün diyor. İşte gözleri bantlı, elleri filan ayılmış baygınlıktan. Gözlerini bir açıyor. Eli, ayağı, her yeri bağlı. Şöyle bakıyor etrafına, adamlar görüyor. Biraz daha duruyor, bakıyor, bir uçağın içinde gidiyorum. İlk aklına gelen sorular. Beni buraya niye getirdiniz? Beni buraya kim getirdi? Beni nereye götürüyorsunuz? Beni niçin buraya getirdiniz? Bunlar çok temel sorular. İlk insandan beri bütün akıl sahiplerinin en çok yoğunlaştığı sorular. Dolayısıyla ben şu an burada varım. Bu evrenin içindeyim. Evrenin içinde minicik bir dünya ya da koca dünyanın içinde varım. Ben var olduğuma göre, bu bir gerçek olduğuna göre bu gerçekliği kabullenmek zorundayım. Ben burada mıyım? Peki iradem dışında getirilmişim. O zaman anlamaya çalışmam gerekiyor. Tanrım bana mı sordun beni yaratırken, beni buraya niye getirdin? Biz bunun idrakine, sırrına varmaya çalışmak için çaba göstermeliyiz. Buna hakikat arayışı diyor zaten eskiden böyle düşünen kafalar. Ben varlığımın ve evrenin ve buraya geliş sebebimin cevabını bulmak zorundayım. Bunun cevabı da var. Din de zaten şimdi Allah insanoğlunu ki insanın iradesi dışında dünyaya gönderirken niçin gönderdiğini, ne istediğini, neler arzuladığını da göndermiş. Din göndermiş, peygamber göndermiş, kitap göndermiş. Yani rehberimizle birlikte gelmişiz. Peygamber gönderirken söylüyor zaten niçin peygamber geldiğini. İnsanoğlu buraya niçin gönderilip getirildiğini kendi aklıyla bilemeyeceği için ona rehberlik verdim diyor. Dolayısıyla biz buraya irademiz dışında geldik. Fakat bu gelişimizin pek çok anlamları, faydaları, hikmetleri var. Çok özel anlamları var. Biz bunları anladığımız zaman Rabbim beni iyi ki buraya getirmişsin. Rabbim ben iyi ki senin kulunum. Hakikatleri ama çözmemiz gerekiyor. Ben son sürat anlatıyorum. Yani beni getirenin kim olduğu, niçin getirdiği ve buradan nereye geçeceğim? Sonsuz bir ebed alemine geçeceğim. Kısa bir sürelik, artık kaç sene ise 20, 30, 50 senelik kısa süre içerisinde beni buraya getireni tanımakla, ona muhatap olmakla, onu bilmek, onun benden istediklerini yerine getirmekle ben bir süre sonra sonsuz ebedi bir aleme layık bir hale geleceğim. Bunları anlamaya çalışma çabası içerisinde olmamız gerekiyor. Ama bugün itibariyle dünyanın tabii çok süratli hareket ediyor olması, yani hayat akışının çok süratli olması, bizi oyalayan eğlenceli, meşgul edici şeylerin çok fazla olmasının da etkisiyle insan kısa yoldan kestirmeden, ya beni yarattın ama bana sormadın, beni rahat bırak, ben kafama göre takılayım. Bu sefer insanla hayvanın farkı devreye giriyor. Ki Kur'an-ı Kerim'de de en çok bu anlatılır zaten. İnsan nedir konusu kitabımızın en temel konularından bir tanesi. Dolayısıyla yol bizim. Ya taş toprak gibi cansız varlıklara benzeyeceğiz, ya hayvanlara benzeyeceğiz, ya da kapasite ve kabiliyetimizi kullanıp bu soruların sırrını anlamaya çalışacağız ki hepsinin cevabı ve izahı kaynaklarımızda ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Allah kalplerini mühürlediği insanları neden cehennemiyle cezalandırıyor? Kur'an-ı Kerim'de de anlam itibariyle ifade edilir. Kalbin mühürlenmesi nedir? Kalbin mühürlenmesi, biz hiçbir şey yapmadan durup dururken Allah'ın bizim kalbimizi mühürleyip kapatıp bizi kafir yapması anlamına gelmiyor. Ya da Allah dilediği insanların kalbini açıyor, imana gönderiyor. Kalbin mühürlenmesi şu: Allah bizi yaratmış, peygamber göndermiş, kitap göndermiş, yani rehberlik vermiş. Allah hayra rızası ve arzusu var, şerre rızası ve arzusu yok. Hayırdan razı, şerden razı değil. Serbest bırakmış, irademizi de bırakmış. Kul kendi iradesini kullanıp yaşayıp bir yola girdikten sonra en son artık bir yere geldikte ya salih insan ya da kafir insan olarak sonuçlanıyor mesela.
Şöyle söyleyelim. Peygamberimizin hadisi var. Buhari hadisi ama anlam olarak söyleyeceğim. İnsan kalbinin iç yüzünü beyaz bir sayfaya benzetiyor. Siyah noktaları tık 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 bir süre çoğalttığınızda o beyaz sayfa simsiyah olabildiği gibi bizim kalbimizde işlenilen her bir günah insan kalbine siyah bir nokta atar. Günah işledikçe çoğaldıkça artar. Bir süre sonra kalp kararması diye bir kelime de kullanılır. Oradan mecazi olarak kullanılır. Kalbin iç yüzü artık günahlar, haramlar, isyanlarla bir süre sonra hayra, imana, ibadeti, kabiliyeti kalmayacak hale gelir. Ama biz yapıyoruz bunu. Bunu Allah zorla yapmıyor. Yani biz kabiliyetimizi kötüye kullana bir süre sonra artık kalbimiz katılaşıyor, taşlaşıyor, kararıyor. İmana kabiliyeti kalmamış hale gelince de bunun adı mühürlendi oluyor. Yani biz yapıyoruz bunu. Biz yaparak Allah'a biz bu hale geldik demiş oluyoruz. Hayır için de aynı şey. Şimdi peygamberleri ve salih müminleri düşünelim. Salih ibadet, maneviyat, takva ve ameli salihte devam ede ne oluyor? Devamlı kabiliyetimiz orada gelişiyor. O yüzden Cenab-ı Hak da diyor ki onların kalplerini imana, salih amele, takvaya açtım. Şuna da benzetebiliriz. İnsanoğlu kabiliyetini küçük çocukluğundan itibaren nerede geliştirirse orada gelişiyor. Başka alanlara da köreliyor kabiliyeti. Yani biz mühürlenmeyi de biz seçiyoruz. Kalbin imana açılmasını da biz seçiyoruz. Yoksa Cenab-ı Hak durup dururken bizim kalbimizi mühürleyip de cennete atmıyor. Zaten başka Kur'an-ı Kerim'de ifadeler var. Biz onlara peygamber göndermeden zulmetmeyiz. İşte hayır yolunu göstermeden bizi bir sonuca doğru iletmesi gibi bir durum yok. Yani bizim tercihimiz var. Birçok mucizeler duyuyoruz ama hiçbirinin delili yok. Mucize olağanüstü haller demektir, olağanüstü durumlar demektir. Normalde kainata baktığımızda her şey bir mucizedir. Benim konuşmam da mucizedir, oturmam da, insan vücudunda her saniye trilyonlarca mucizeler gerçekleşir. Bütün dünya ve evreni de hesaba kattığımızda aslında yaratılış bir mucizedir. Evrenin devamındaki her şey bir mucizedir, bu bir. İki, peygamber mucizelerine geldiğimizde bunları yaratan kim? Az önce söylediklerimin tamamını yapan bir zattır. Allah, yani bütün evreni sınırsız sayıda mucizelerle yaratan ve devam ettiren Allah, çok sevdiği bir peygamberini desteklemek için bir mucize göstermiştir. Mucizeler böyledir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok peygamber mucizesinden bahsedilir. Peki, hocam mucizelerden bahsediliyor ama bunun delili nedir? Şimdi size soruyorum. Napolyon'u kabul ediyorsunuz. Aristo'yu, Sokrat'ı kabul ediyorsunuz. Milattan önce 2000, 3000, 5000 yılını kabul ediyorsunuz. İnsanlık tarihinde meydana gelen bütün olaylar bizim niçin kabul ediyoruz? Çünkü zaten tarihi bir olaydır. Tarihi olaylar çok kalabalık kitleler önünde gerçekleşmiştir. Pek çok kalabalık kitleler tarafından da bize aktarılmıştır. Dolayısıyla tarihten ve tarihi olayların hiçbirinden şüphelenmiyor isek, mucizelerin gerçekleşmesinden de şüphelenmeyeceğiz. İlave olarak bütün dinlerde mucize var. Hristiyanlıkta da var, Yahudi'de var, Yahudilikte de var. Bütün dinler derken, Hazreti Adem'den günümüze kadar gelen, bütün peygamberler yoluyla gelen sahih dinlerin tamamı İslam dinidir zaten. Dolayısıyla İslam buradan geriye doğru 1500 yıl, geriye doğru Hristiyanlık, geriye doğru Yahudilik dediğinizde zaten birkaç bin yıl gitmiş oluyorsunuz. Bütün dinlerde bu mucize bulunduğuna göre demek ki insan dünyasında mucize denilen bir olgu, bir vaka var demektir. Ki Kur'an-ı Kerim'imiz en sağlam güvenilir kitap olarak, daha sonra sahabe nesli, Peygamber Efendimiz'le birlikte yaşayanlar, pek çok kişiler, yüzlerce kişiler, binlerce kişiler bu mucizeleri görmüştür. Mucizelerin çeşitleri var. Mesela ikram tarzında, keramet tarzında gelen mucizeler var. Savaş sırasında 1000 kişi görmüş suyun çoğaldığını, 1500 kişi görmüş yemeğin arttığını gibi çok kitleler önünde oluşan mucizeler de var. Dolayısıyla bütün insanlık tarihinde bulunması demek ki mucize tarzında bir gelenek, böyle bir ne diyelim, olgu, bir vaka var demektir. Bütün kutsal kitaplarda da anlatılmaktadır. Dolayısıyla mucizenin gerçekleşmiş olmasından şüphelenmemiz için hiçbir makul ve mantıklı gerekçe bulunmamalıdır.
Allah diğer kitapların bozulmasına neden müsaade etmiş? Şimdi Cenab-ı Hak belli peygamberlere belli kitaplar göndermiştir. En meşhur olarak Tevrat, İncil, Zebur ve bizim Kur'an-ı Kerim'imiz bulunmakta. Ama Kur'an-ı Kerim'den önceki kitaplar zaman içerisinde bozulmaya, değişmeye maruz kalmıştır. Yani insan elini, insanoğlunun müdahalesine filan. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim için ise garanti vermiştir. Bir ayet-i kerime var. İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafızun. Bu ayeti olduğu gibi çevirmek için belki 7-8 tane kesinlikle, mutlaka, elbette gibi ifadeler kullanmamız lazım. Ben o ayeti Kur'an-ı Kerim'in garanti belgesi diyorum. Allah tarafından verilmiş. Kur'an kesinlikle Allah tarafından korunmuştur, korunacaktır, bozulamaz. Peki önceki kitaplar niçin bozulmaya maruz kaldı? Allah müsaade etti de Kur'an-ı Kerim'i korumaya aldı. En kafadan vereceğimiz cevap, Cenab-ı Hakk'ın hikmeti var, biz bilemeyiz. Yani biz sınırlı küçücük beyinciklerimizle, küçücük akılcıklarımızla, sonsuz ilim, irade, hikmet sahibi Allah'ın niçin öyle yapıp da böyle yapmadığını, sonra bu tarz sorulara girersek eğer, niçin Kur'an korundu da diğerleri korunmadı, 1 milyon tane soru sorarız. Niçin namaz 6 değil de 5 vakit? Niçin 50 değil de 5 vakit? Oruç niçin bir ay sabite alsaydık, haccı sabitleseydik? Yani aslında dinin taabbudi denilen bir kısmı var. Tamamen iman edilip, kabul edilip yapılması gereken kısmı var. Bunları biz sorgulayamayız. Cenab-ı Hak öyle murad etmiş. Bize bazı şeyleri farz kılmış, geçmiş ümmetlere serbest bırakmış. Onları serbest bıraktığını bize haram kılmış olabilir. Yani şeriatların değişmesiyle. Cenab-ı Hakk'ın oradaki özel hususi hikmeti nedir biz bilemiyoruz. Rabbimiz en güzelini bilir.